Burada Kadıkan hoş geldiniz. Kurma Yayınları Fenomen serisi 3. fasikül kareköklü ifadelerde toplama çıkartma PES 9 ile beraberiz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hadi başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Buna göre Abidin Bey'in ölçmüş olduğu mavi dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Mavi dikdörtgenin kısa ve uzun kenarını bulduktan sonra alan kısa kenar çarpı uzun kenardır. Abidin Bey, yukarıda verilen mavi dikdörtgen şeklindeki LFA'nın kenarları hesaplamak için ön yüzün alanları verilen kare şeklindeki LFA'lar kullanmıştır. Yukarıdaki kare üst üste gelmeyecek, aranda boşluk olmayacak şekilde aslında gibi ölçümler yapılmıştır. Kök 300, 10 kök 3, yani hepsi kök 3 olacak. 75 3'e bölersem 25, 5 kök 3, 12 3'e bölersem 4, 2 kök 3 olarak çıkar. Küçük şeklin kenarlarıyla başlamamız bize kolaylık sağlar. Bizim mavi şeklin kısa kenarı 4 kök 3 olduğu kesin. Burada dikkat ederseniz kırmızı 5 kök 3'üydü. 5 kök 3'ten 2 kök 3 çıkartırsak geriye 3 kök 3 kalır. Şuradaki küçük parçamız 3 kök 3. Kırmızı şeklin kenarı 5 kök 3. Gri şeklin kenarı ise 10 kök 3'tür. 10, 5 daha 15, 3 daha 18 kök 3. Uzun kenarımız ise 18 kök 3. Dikdörtgenin alanı kısa kenar 4 kök 3 ile uzun kenar 18 kök 3'ün çarpımıdır. 18'in 2 defa 2 katı yani 72 olur. Kök 3'lerin çarpımı aynı olduğu için 3 diye çıkar. 72'yi 3 ile çarparsak 216 değerini elde ederiz. Cevabımız Bursa. Buna göre tablolardan birinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Uzun kısa sorusu bu LGS'de çıktı. Uzun kenara uzun, kısa kenara kısa dersek orantıyı elde edebiliriz. Aşağıda verilen duvara özdeş 11 tane dikdörtgen şeklindeki tablo seti görseli gibi dizilmiştir. Şekil 1 ve şekil 2 tabloların yükseklikleri sırasıyla 42 kök 2 santim ve 32 kök 2 santimdir. Kısa, uzun, uzun, kısa, uzun, kısa, yani 3 tane uzun, 3 tane kısa, 42 kök 2. Her terimi 3'e bölmem eşitliği bozmaz. Yani 1 uzun, 1 kısa, 14 kök 2'dir. 14 kök. Burası önemli arkadaşlar. Bir uzun bir kısa. Kısa, kısa, uzun. İşte burada bir 14 kök 2 yakaladık. Kısa, kısa. Fark etmişseniz 4 tane kısa, bir tane uzun. 32 kök 2. Ama biz bunu uzun ve kısa ayırırsak geriye 3 kısa ile 14 kök 2 değeri kalır. Bu değer 32 kök 2'ye eşittir. Denklem çözerken bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani burada k'yı bulmak, kısa kenarı bulmak istiyorsak 32 kök 2'nin yanına 14 kök 2 eksi olarak geçer. 3 tane kısa kenarımız 18 kök 2'ye eşit olur. Her ifade k'nın katsayısı 3'e bölersem kısa kenarımız 6 kök 2. Dikkat edin, bulduğumuz değeri burada yerine yazarsak yani uzun kenar artı 6 kök 2 ifadesi 14 kök 2 olacağı için uzun kenarı bulmak için 14 kök 2'den 6 kök 2 çıkartırız. Uzun kenarımız da 8 kök 2. Evet, bulmamız gereken her şeyi bulduk. Alan zaten kısa çarpı uzun. Alan demek kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarımız 6 kök 2. Uzun kenarımız 8 kök 2 olmak üzere 6 kez 8 48. Kök 2'lerin çarpımı 2 diye çıktığı için alanımız 96 santimetre karedir. Adana cevabını elde ederiz. Sevgili arkadaşlar, burada karenin bir kenarına x diyeceğiz. Bilinmeyen ama karenin, küçük karelerin kısa kenarına x dememiz gerekli. Buna göre ikinci bölümde
buna göre tören alanı çevresi kaç santimetredir? İkinci tören alanı çevresi kaç santimetre karedir? Aslında dikdörtgen şeklindeki okul bahçesinin iki ayrı tören alanı verilmiştir. Tören alanının dışındaki dikdörtgenler birbirine eş karesel bölgeleri çizilerek öğrencilerin duracakları yerler belirlenmiştir. Birinci tören alanı kare şeklinde olup alanı 128 metrekaredir. Yani buradan kök 128'den 64 çarpı 2, 8 kök 2, fark etmişseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenar olduğu için 8 kök 2, yani bizim buradaki bir kısa kenarımızın kök 2 olduğunu fark ederiz. Burası da 8 kök 2, 8 tane kenar var. Ama diyoruz ki buradaki ufak parçanın her biri kök 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bizim bu uzunluğumuz 10 tane kök 2'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uzun kenarımızsa 12 tane kök 2'den oluşmakta. Karşılıklı kenarların eşit olduğu için dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Çevre uzunluğu kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katı formülüyle bulunur. Kök 2'ler eşit olduğu için kök 2 aynen yazılır. 10 ve 12'nin toplamı 22'dir. Ve 22'nin de 2 katını aldığımız zaman 44 kök 2 metre elde ederiz. Birimimiz metre olduğu için 44 kök 2 metredir. Cevabımız tekrar Adana. Çok eğlenceli bir soru. AC doğru parçası ABCD karesinin bir köşesini olduğuna göre ABCD karesi üzerindeki mor boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Kısa kenarı kök 2 santim ve ön yüzün alanı 20 santimetre kare olan dikdörtgen biçimindeki bir karton iki eş parça ayrılıp kare biçimindeki ABC kartonun üzerine görsel gibi yapıştırıldığı için kenarları eşit olmak zorunda. Çünkü bu kenarlar karenin kenarlarına denk geliyor. Yani iki eş parça ayrılıyor. Buna göre burası da 4 kök 2. Kök 2'nin karşısı da kök 2. Ama arkadaşlar bu uzun kenar nedir sorsan cevapsa evet. Bulalım. Buraya x dersem alanı kök 2'ye bölerek uzun kenarı buluruz. Yani 20'yi kök 2'ye bölersem önce kök 2'yi yukarı almak zorundayım. 20 kök 2 olarak yukarı alınır. Payda kökten kurtulur. Sonra kök bölebiliriz. 22'ye böldük. 10 kök 2. Ama bu 10 kök için 2'de x artı 4 kök 2 olacağı için 4 kök 2'yi çıkartmak zorundayız. Bizim değerimiz 6 kök 2. Zaten önemli olan da buydu. Burada uzun kenar var. Yani az önce bulduğumuz 6 kök 2 burası. Devamı da aynı şekilde devam ettiği için kösegen uzunluğumuz 12 kök 2'dir. Kenarı bulmak istersem 12 kök 2'yi kösegen uzunluğunu kök 2'ye böleriz ve kök 2'ler birbirini götürdüğü için 12 santim olur. Hocam, turuncunun alanını çıkartmak mor alanı bulmamızı sağlamaz mı? Biz diyoruz ki ABC'nin alanı yani turuncuyla morun toplam alanından 20 turuncu alanı çıkartmamız yeterli. Turuncu alanı çıkartmamız yeterli. 12'nin karesinden 20 çıkartacağız. 12'nin karesi 12 çarpı 12'den 144. 20 çıkartırsak 124'tür. Cevabımız Ceyhan. Alanı 360 santimetre kare olan ABC karesi mor, sarı ve yeşil renkli dikdörtgen bölümlere ayrılmıştır. Bu aynı renkli dikdörtgenlerin alanları birbirine eşit olduğuna göre sarı ve yeşil renkli dikdörtgenlerin alanların toplamı kaç santimetre karedir?
Sevgili arkadaşlar, kare dediği için öncelikle karenin alanının karekökü 36, 6 diye çıkar, 10 kalır. Ve bizim her bir if kökümüz kök ona eşittir. Burası da kök ona eşittir. Ve böylelikle devam eder. Toplam uzunluğumuzsa 6 tane kök ondan oluştuğu için 6 kök ondur. Zaten kenar uzunluğu kök, 6 kök on olduğunu bulmuştuk. Burası da kök on olduğu için sarı renkli ve yeşil renkli. Buralar da kök ondur. Hocam burası da kök ondur. Burası da kök ondur. Uzun kenar 6 kök on olmak zorunda. Toplam değişmez. Kare olduğu için 6 kök on ne yapmaz? Değişmez. Bu kenar uzunluğunu bulurken 2 tane olduğunu ve ne diyeceğim? 6 kök 10'u 2 tane kök 10 çıkartıp 2 tane sarı veya 2 tane yesin 2'ye bölmek zorundayız. 4 kök 10'u 2'ye bölersen 2 kök 10 elde ederiz. Şu an soruyu çözdük sayılır. Neden? Mor renkli mor dikdörtgenin alanı alanı kök 10 çarpı 2 kök 10'dan 2 çarpı 10 20'dir. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. 2 sarı ve 2 yeşil alanların toplamı 360'tan morun çıkartılarak bulunur. Yani 320 çıkartılır. 2 sarı artı 2 yeşil 40 ama bize birer tanesi sorulduğu için her terimi 2'ye böleriz. 1 tane yeşil artı 1 tane sarı 20'ye eşittir. Cevabımız Bursa. Üstteki yapının çevre uzunluğu 81'deki dikdörtgenin çevre uzunluğunun 144 çarpı 3 olduğu için 12 kök 3 fazla olduğuna göre şekil 1'deki dikdörtgenin yüzey alanı nedir? Bunun yüzey alanını soruyor. Sevgili öğrenciler, soruyu okumaya devam edelim. Şekil 1'in alanı bulmamız için şekil 2 ve şekil 3'ü kullanmak zorundayız. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki kağıt şekil 2'deki gibi dikdörtgenin kısa kenarına paralel olacak şekilde iki yerinden kesildiğinde iki karesel bir tane dikdörtgensel bölgeye ayrılır. İki kare bir dikdörtgen. Şekil 2'de elde edilen dikdörtgenin uzun kenarı, yani buradaki küçük dikdörtgenin uzun kenarı, bunu hemen şekil içine alayım. Bahsettiği dikdörtgen burası arkadaşlar. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarı 3 katı. Kısa kenarı x dersem uzun kenar 3x. Bizim sağ taraf ve sol taraf karesel bölge olduğu için her kenarı 3x yazarız. Olup elde edilen parçanın kenarları boyunca çakıştırarak şekil üstteki yapı elde edilir. Sevgili arkadaşlar, şekil 1'in çevresi kısa kenar 3x, 3x, 6x, 1x de burada, uzun kenarı 7x olmak üzere çevresi 20x'tir. X'lerin toplamı çevresi nedir? Şekil 1'in çevresi 20x'tir. Şekil 2'ye geldim. 3x, 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 3x. Buraya x alırsam, 3x'i parçalayacağım için burası da x, burası da x. Burası 3x, burası 3x. Şekil 2'nin çevresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar sayarsak 4, 5, 6, 7. 7 tane 3x, 3 tane x'ten oluşur. 21x artı 3x'ten şekil 2'nin çevresi 24x'tir. Aradaki farkı kullanarak x'i buluruz. Öncelikle ç 2 eksi ç 3
Üçüncü şeklin diye ikiyi artık kullanmıyoruz. İkinin zaten yok. İkinci şeklin çevresi ile hocam üçüncü şeklin çevresi ile birinci şeklin çevresi yani 24x ile 20x'in farkı 12 kök 3 4x 12 kök 3 her iki taraf x'in kaç sayısı 4'e bölersem x eşittir 3 kök 3. Alana gelirsek cevabımız sevgili arkadaşlar cevapta alanı soruyordu. Yani alan 3x ile 7x'in çarpımı yani 3 çarpı 3 kök 3 7 çarpı 3 kök 3 9 kök 3 ile 21 kök 3'ün çarpımı olur. 9 kere 21 189 kök 3'lerin çarpımı 3. Bu çarpım işlemi de 3 kere 9 27 olduğu için 567 değerini bize verecektir. Cevabımız Deniz'di. ABC karesinde pembe boyalı bölgenin alanı 42 santimetre kare olduğuna göre ABC karesinin çevresi kaç santimetre karedir? Aşağıda verilen 5 eş kare kağıdın 8 bölgedeki gibi karelere merkezleri M geçen iki doğru parçasıyla 4 parçaya ayrılmış ve iki bölgesi mavi ve yeşil renge boyanmıştır. Bu karelerden 4 tanesi aşağıdaki gibi kenarları boyunca çakıştıracak ve ABC karesi elde edilmiştir. Daha sonra şekil 1'de karesel kağıt yandaki gibi ABC karesinin merkeze üzerine konulmuştur. ABC D karesinde pembe boyalı bölgenin alanı 42 santimetre kare olduğuna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetre karedir? Sevgili arkadaşlar merkeze yerleştiği için burası merkez olduğu için şekli nasıl çevirirsek çevirelim 4 eş parçaya bölünür. Yani alanlar hep birbirine eşittir. Bir taraf azarken bir taraftan arttığı için alanlar hiçbir zaman değişmez. Her zaman 4 eş parçadır. Biz bir karenin alanı 4S dersek tam bir karenin alanı 4S olduğunu anlarız. Burada S burası olduğu için buraya 3S kalır. Buraya 3S kalır. Buraya 3S kalır. Buraya 3S kalır. Toplam pembe alan yani 2 tane 4S, 2 tane 3S var. Çünkü yeşil ve mavi alanlar boyanmasından dolayı. 8S artı 6S'den toplam 14S'lik alanın 42 eşit olduğunu, S'yi bulmak için 14'e bölersem, S'nin değerinin 3 olduğunu buluruz. Ya arkadaşlar, bizim ABC karesi 4 kere 4 16S'den oluşmaz mı? 4 kere 4 16S'den oluşur. Yani biz S alan eşittir. Alan ABCD diyelim. 4 tane 4S 16S'den oluşur. T'yi 3 bulduğumuz için o 16 çarpı 3'ten 48. Kenar uzunluğumuz kök 48 olacak alanın karekökünden 4 kök 3. Çevreye geldiğimiz zamansa çevre kenar uzunluğunun 4 katı yani 4 kök 3'ün 4 katı 16 kök 3 cevabını elde edeceğiz. Cevabımız Bursa. Son soruda beraberiz arkadaşlar. Bu soruyla bitiriyoruz. 8-2'de 7. askılık tahtanın üstüne kalan kısmının uzunluğu altında kalan kısmın uzunluğunun 4 katıdır. Evet, birinci askılık derken bu birinci askılık arkadaşlar. Orada birinci askılık okuyup oraya bakmayı 8-2'de gidiyor. Yani burası 4x, burası x. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen uzunluklu eşit uzunluktaki iki askılık 2 kök 3 santim kalınlığında tahta ile şekil 1'deki gibi orta tam orta
kapısından monte edilmiştir. Daha sonra birinci askılık yukarıya yönde, ikinci askılık aşağı yönde 36 çarpı 3 olduğu için 6 kök 3 santimlik doğrusal bir hareket ettirilerek 8-1'deki konuma getirildiğinde den sonra monte edilmiştir. Monte edilmiştir deniyor. Sevgili arkadaşlar, burada A ile B arasındaki uzaklık, AB noktası uzak, zemine olan uzaklığın farkı sorulurken aslında AB arasındaki uzaklık nedir diye sorulmak isteniyor. Zemine olan uzaklıkların farkını alırsak AB farkı kalır. Buna başlarken et A diyelim. İki eş orta noktası ayrısı AA. Burası A artı 6 kök 3 olurken burası A eksi 6 kök 3 olur. Aynı şekilde burası A artı 6 kök 3 olurken burası A eksi 6 kök 3. Sevgili arkadaşlar, zaten A'lar var. Biz 4x'i bilmemize bile gerek yok. Neden? Burası 2 kök 3. A noktasıyla B noktası arasındaki uzaklıkta A noktasıyla B noktası arasındaki uzaklıkta toplayacağımız ifadede A'yı bulmak zorundayız. A'yı bulduktan sonra işimiz çözülecek. Çünkü 2A artı 12 kök 3 artı surdaki parçayı da eklemek zorundayız. 2 kök 3'ü ekleyeceğiz. AB arasındaki uzaklık 2A 14 kök 3. Cevabımız bu ifadeye yakın. Ama A'yı bulmadan bulamayız. A'yı da 4 kat kuralıyla bulacağız. Yani mavi renkle yapayım. A'yı bulmak için mavi renk. Buradaki 4 kat kuralını uygularsam A'yı bulmak için bunu uygulamak zorundayım. A artı 6 kök 3 kısa kenarın 4 katı. Kısa kenarın 4 katı. 4 çarpı A eksi 6 kök 3. A artı 6 kök 3. 4'ü dağıtırsak 4A 4 kere 6 24 kök 3. A'nın pozitif değeri istediğim için eksi 24 kök 3'ü 6 kök 3'ün yana yolladı. Çünkü uzunluklar negatif olamaz. A'yı da 4A'nın yanına alırız. 30 kök 3 3A'ya eşit. Her iki tarafı 3'e bölersem 10 kök 3. A değerimiz 10 kök 3. Cevapta yerine koyalım. Dedik ki A. Yani buranın uzunluğu 16 kök 3. Burada 2 kök 3. Ve burada tekrar 10 kök 3'ü yerine korsak 16 kök 3 olmak üzere. AB arasındaki uzaklığımız 16 kök 3 artı 2 kök 3 arada kalan artı 16 kök 3. 16 2 daha 18 16 daha 34 kök 3 cevabı Denizli'yi elde ederiz sevgili arkadaşlar. Bu uzun oldu ama iyi bir denklem çözümü yaptık. Yani burada A'nın burada da yerine koyabiliriz. 2 tane 10 kök 3 artı 14 kök 3 yani 20 kök 3 ile 14 kök 3'ün de toplamının 34 kök 3'ü vereceğini söyleriz. Bizim değerimizde denklem olarak 4 katını kullanmak zorunda kaldık. O yüzden uzun bir denklem oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kurt Akademi'yi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.